Onlar chat, ben Rero. Bugün yeni bir serüvene başlıyoruz. Artık Python videoları atmaya başlayacağım bir yandan da. Onlar da sizin yazılım dili eğitimleriniz için. Şimdi ilk olarak bu gördüğünüz PyroDroid 3 uygulamasını indiriyorsunuz. Ben aşağı bir yere link bırakırım her türlü. Oradan indirebilirsiniz ya da direkt Play Store ya da App Store'a, App Store'da çalışır mı bilmem ama Play Store'a yazıp direkt uygulamayı indirebilirsiniz. Ben kısa ve öz anlatacağım. Uzun uzun boş boş hiç anlatmaya gerek yok. Şimdi açtığımız zaman böyle bir giriş ekranımız bizi karşılayacak. Ve biz bu giriş ekranda Python kodları çalıştırmış olacağız. Ve bu Python kodlarını direkt uygulama olarak anlatacağım. Şimdi bizim string dediğimiz, bizim bir sürü veri tipimiz var. Veri tipi bir dahaki videoda anlatılacak. String dediğimiz değerler ise yazısal olan veri tipleri. Yani örneğin yazı yazmayı gibi düşün ya. O tarz bir veri tipi işte. Onu bize anlatıyor. Şimdi ben bugün ilk videoda print kelimesini ve devamını açıklayarak, değişken değiştirme falan bunları açıklayarak konuya gireceğim. Şimdi başlayalım. Biz print dediğimiz şey print parantez ve tırnak. Burada tırnağın içine ne yazarsanız merhaba ve ondan sonra kodu çalıştırırsanız her zaman ekranda onu görürsünüz. Böyle basitten başlayacağız. Kısa olacak. Bir ayda bitecek büyük ihtimal. Her gün bir video ama kısa videolar. Ondan sonra şimdi açıklayayım daha doğrusu. Şimdi parantez ve içine çift tırnak. Şimdi tırnak olmadan yazarsak ne olur? Şimdi bize tırnak bu veri tipinin string bir değer olduğunu ve hata vermemesi açısından direkt ekrana olanak sağlıyor. Yani şöyle. Şimdi ben çift tırnağın içine ne yazarsam diyor ki bu string'tir. Diyor hata verme. Lakin eğer ki yazdığımız şey string bir değer dahi olsa tırnak olmadan yazarsak örneğin merhaba. Bunu bir değişken olarak tanımlayacak ve değişkene gitmeye çalışacak. Çalıştıralım. Bakın hata aldık. Yani diyor böyle bir şey yok. Böyle bir değer yok diyor. Şimdi hemen geliyorum buraya. X ben bir değer veriyorum. Merhaba değeri. Merhaba ne demek olsun? Merhabanın print'in içine merhaba yazdığımız zaman tırnak içine tekrar hoş geldiniz. Hoş geldiniz yazısı çıksın. O yüzden direkt iniyorum print parantez içine. Bu sefer direkt merhaba yazdığımız zaman otomatik olarak fonksiyon merhabayı değişken olarak tanımlıyor. Ve merhabanın ne demek olduğunu ekrana yazdırıyor. Yani hoş geldinizi ekrana yazdırıyor. Böyle. Ondan sonra biraz da reklamları var sitenin. Saçma sapan. Bekliyoruz. Şimdi böyle şeylerimiz var. Şimdi bu size şunu da açıklamak istiyorum. Biz değişkene bir değişken atadığımız zaman biz o değişkeni örneğin merhaba diyeyim. Ondan sonra tekrar aynı değişkene farklı bir değer atarsak selam print x. Şimdi bu kod şöyle çalışacak. Python ilk satırdan aşağıya doğru yavaş yavaş çalışan bir yazılım dili olduğundan dolayı merhabayı alacak. X'i ilk önce merhaba olarak değerlendirecek. Sonra bakacak ki X bu sefer selam olmuş. Print X dediğimiz zaman ekrana selam diye yazdıracak. Yani ona
En son çalışan kod, en son çalışan değişken, o değişkenin sonucu olacak. Şimdi görelim. Selam yazdırması lazım. Aynen. Selam yazdırdı. Anladım. Şimdi bir de şöyle bir şeyimiz var. Print parantez 3 tırnak. Bu 3 tırnak demek bir alt satıra geçebilmek. Hani uzun uza diye şeyler yazabilmek demek. Yani şimdi çalıştırdığımız zaman bir saniye 1, 2, 3 çalıştırdığımız zaman alt alta hata vermeden yazacaktır. Yani bugünlük dersimiz bu kadar. Kısa ve öz anlatıldı. Kolay zaten Python dili. Dediğim gibi bunları hafiften bilmemiz yeterli.